Bazı görüntüler vardı. Görüntü. Biraz sıkıntılı görüntüler. Onları bir ekrana getirelim mi? Sabri. UEFA lojiyi düşünüyor. Yine top çok hızlı. Sinirlen. Çok sinirlendi hocam. Gözlük de gitti. Gözlük gitti. Gözlük de gitti. Reaksiyonu pozisyon sonrasında. Vallahi iyi, fazla gösteremeyiz daha. Hocaya bir gözlük borcum var. Hocaya bir gözlük borcum var. Yakalayamadığı neler var demek. Ya tabii hoca benim her zaman iyi olmamı ister. Beni zaten ilk oynatan kişidir. Bende emeği çok büyüktür. Bende hep en iyisini ister. Onu yapacağımı biliyor. Yapamadığım zaman böyle tepkiler vermesi normal çünkü ama iyi niyetine hiçbir zaman şüphe etmemişimdir. Bana her zaman güvenmiştir, destek olmuştur. Oynadığım zaman da olsun, oynamadığım zaman da olsun. O yönden normal. Sonuçta hocalık da çok zor bir iş. Yani biz sadece kendimizi düşünüyoruz. Oynar mıyız, oynamaz mıyız? Hocalar 25 tane futbolcuyla uğraşıyor. Hani bir 11 çıkaracak, birini oynarsa öbürü alınacak. Onları hoş tutması, onları işte takımın içinde tutması falan başlı başına bir iş. Tabii, tabii. Bir oyuncularla uğraşıyor, medyayla uğraşıyor, evet, yönetimle, taraftarıyla yani o yüzden hocalık gerçekten kolay bu anlamda. Sizin bir arada olduğunuz dönemde bir antrenman görüntüsü var. Aklına geliyor mu hangi antrenman oldu? Belki benim Sabri'yle beraber mi? Sabri'yle beraber aynı antrenman. Yani, ben 11 yıl oynadım, Sabri'yle hepsinde vardı yani Lucescu'nun evet, da ilk senesinde evet, de olduğuna göre. Aşağı yukarı 11 sene beraberdik Sabri'yle. İlk kramponu da ayağına vermişti. Öyle mi? Yani. Çünkü ayağımız aynı. O zamanlarda altyapıdan çıktığımız için yani krampon almak lüks bir şey yani. Çünkü yani altyapıdan böyle daha kazancınız yok doğru dürüst. Ayhan abi de sağ olsun ilk kramponu vermişti. Yani ilk çıktığım antrenmanda. Arada da beni ayakkabı kalıbı olarak kullanıyordu. Açsın diyordu. Tabii, ayakkabı geliyor. Gel bakayım diyordu. Giy şunları bakayım diyordu. Bir giyiyordum. Yani sonuçta rahatsız olmuyordum. Aynı numara olduğumuz için. İyi ayakkabılarımın hepsini Sabri giyerdi bu arada. Yani birkaç gün güzel açtıktan sonra ben ondan sonra devam ederdim. Sağ olsun bu anlamda gerçekten hem saygısı hem sevgi olarak da beraber. Bu arada görüntüyü de gördük Aynen abi sezon başı. Ya bu evet sezon başı. Hani yarışma arada yapıyorduk ya. Evet ben kaçırdım şimdi. Ama Sabri'nin geçişi bir başka evet, tabii. Değil mi Sabri? Ben de kaçırmış orada. Şurada ben. Tabii orada bir dengeyi kaybettikten sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Artık orada bir an önce varmak zorundasın. O yıka yıka giden sensin değil evet, mi? Evet ben ilk, denge kayboldu bitti artık ondan sonra yürü. Koordinasyon bir bozuldu bu arada tabii. Sonradan kendini atmış zaten. Sonra devam ediyor. Bütün hepsini yıkıyor. Ya bu akşam aslında biz yani Sabri'nin de bize bir sürpriz yapmasını bekliyorduk. Dün akşamdan beri bu. İguana mevzusunu bir şey yapalım mı? Ya 2005 yılıydı. Eşimle daha o zaman evlenmemişiz, bekarız ama arkadaşlığımız var. Kendisi ailesine bile sormadan çok seviyor hayvanları. Hayvansever, inanılmaz hayvansever. Kardeşi de, ikiz kardeşi de aynı şekilde öyle. Tutmuş, kutuya koymuş, evine getirmiş iguanayı. Daha parmak kadardı yani. Ben ilk zaman gördüğümde çok şaşırmışım. Şu kadar bir hayvandı. Şimdi bildiğin ejderha oldu yani. 8 yıl oldu. O yüzden bir getiremedin çok büyük değil. Yani dün Ayhan abiyle sen aradın söyledin ama hani hem akşam 7.30-8 gibi kesin yatar uyur. Bir yere girer saklanır uyur. Uyku saati. Serbest mi evdi şimdi? Ya bir odası var. Odası. Büyüdükten sonra bir oda bıraktık ona. Orada takılıyor. Hani bir yakın, oda yakında evi işgal etmesin. Ne kadar evi? Bayağı büyük mü? Şu bayağı büyük mı? Yani. 1,5-2 metre falan var mı? O kadar. Kuyruğuyla beraber bir 1,5 metre yakın. O kadar büyüdü mü? Ben en son halinde gördüm de çok evet, küçük. Abi de dediğin gibi ejderha olmuş yani. Ya çok sakin bir hayvan. Bir zararı yok ama sarpa sonuçta falan bir sıkıntı falan veriyor. Yok öyle yok. Bir şey. Sarpa zaten onunla oynamayı çok seviyor. O da alıştı hani bebek içgüdüsünü anlıyor herhalde. Ona zarar gelmeyeceğini anlıyor. Hiç hani öyle bir tepkisi olmadı. Ama dediğim gibi şimdi hem geç saat hem de ışıklar rahatsız edebilir, evet, huzursuz olabilir. Size de sıkıntı verir. Yayını bırakmak zorunda kalırız. Ya hakikaten 1,5 ben o kadar tahmin etmiyordum. Yani ben gördüm de şey, yani küçük halini hatırlıyorum. Bebeklik halini.